Dostlar herkese selam. Vlog çekimlerimiz devam ediyor. Bugün koyunlarımızı farklı bir yere koyduk. Korkunç bir yağmur yağdı biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Şimdi o yağmurdan dolayı biz burada ufak bir arazimiz var. O ufak arazimizin içine getirdik. Şimdi kapıdan gireceğiz. Burası kilitli bölüm. Şimdi başında duruyoruz. Hayvanlarımızı böyle bir yere getirdik. Gördüğünüz gibi yine otlar var. Hayvanlar buraları otlayacaklar. Bir şekilde yan tarafta duvarımız var. Sıkıntı yok. Kapıyı kapatalım mı? Bizim yok. Tamam. Şimdi buradan aşağı iniyoruz böyle. Gelin hep beraber bakalım. Nedir durum? Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Özellikle doğu frizlerde ve merino ahşaplarda ağaçlardaki yaprakları da yiyorlar. Ve böğürtlenleri de yiyorlar. Bunlar biliyorsunuz böğürtlen olmamış. Böğürtlen dikenleri. Bunlar böğürtlen veriyor. Biliyorsunuz işlenmemiş arazilerde çoktur. Şimdi bakalım nasıl durumları. Oh maşallah. Bayağı kendilerini geliştirdiler. Şöyle gidelim. Gel. Şöyle gidelim bakalım yakından. Oo, maşallah. Çok güzel. Otluyorlar. İnşallah kaçmazlar. Kapıyı açık bıraktık Metin. Daha kırktıramadık bir türlü. Bu bölgede kırkımcı bulmak oldukça zor. Bir de korkunç paralar istiyor bu bölgedeki arkadaşlar. Fakat bayağı kiloları falan yerine gelmiş. Maşallah. Şimdi flashing yapıyoruz. Flashing'in son dönemine geldik. 250 gram buğday yiyorlar. Şimdi tuzlamaya başlıyoruz. Tuzlamamıza başladık mı? Bugün tuzumuz başlıyoruz. Var mı? Bugün başlıyoruz. Var mı? Alalım mı tuz? Alıyoruz abi. Sirke tuzu. Tamam. Şimdi tuzlamaya da başlayacağız. Dolayısıyla 4 gün 20'şer gram tuz yiyecekler. 4 gün sonra arama koçu katacağız. Arama koçundan sonra şimdi işte görmek istediğim bu. Arkalarında baktığım zaman arkalarda böyle şeyi görüyorum artık. Yani gerçekten doğu frizin olması gereken o baldır yapısı oturmaya başlamış. Tabii ki şöyle bir şey düşünebiliriz. Şimdi biz bu hayvanları aldığımız zaman sağ olsun Erdoğan Kul kardeşimiz bakıyordu. Onun yeri çok dardı. Çok zorlandı. Şimdi biz bunları aldığımız zaman kondisyonlarında tabi orada ot olmadığı için devamlı içeride bakılmak zorunda kalıyor. Yani içeride bakılmasa dışarıda bakılsa dahi besleme yapmak zorundasınız. Fakat burada hayvanımız otu bulunca başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadı. Biz sadece flashing için ot dışında 250 gram flashing için buğday veriyoruz. Aslında baktığınız zaman eğer bu sezonda otu buluyorsanız, böyle yeşilliği buluyorsanız sizin başka bir şey vermenize lüzum yok. Hayvan zaten kendini toparlar. Fakat flashing için kışın bile yapsanız, normal beslemeniz dışında yapacağınız bir şey 250 gram buğday. Peki nasıl başladık? 250 gram buğdaya önce 50 gramla başladık. 3 gün 50 gram verdik. 3 gün sonra 100 gram verdik. 3 gün. Ondan sonra 150 gram verdik. Ondan sonra 200 gram verdik ve biraz daha süreyi uzatıp 250 grama çıktık. Çünkü eğer dikkat etmezseniz aniden buğday gibi ürünleri vermeye başlarsanız hayvanlarda proteinden dolayı ve içinde bulunan bazı nişasta ve enerjiden dolayı hayvanların ayaklarında sıkıntılar yaratabilir. Fakat biz bunu dengeli yaptığımız için bunu bitirdik. Şimdi burada baktığım zaman sadece bir tane zayıf hayvanımız var. O da çok süt verimi yüksek bir hayvanımızdı. Artı onun dışında şu anda baktığımız zaman 3-4 tane zayıf hayvanımız var. Onlarla da ilgili işte yeniden bazı destekler yapacağız. Vitamin destekleri. Nedir vitamin destekleri? İşte ADE ve vitamin ve mineral destekleri. Ben marka ismi hani vermiyorum. Zaten dediğim gibi beslemeden bahsediyorum. Sağlık konusuna girmiyorum. Sağlıkla ilgili de veteriner hekimlerin önerdiği gibi de bunlara ne protokolü yaptık? İç ve dış parazit protokollerini yaptık. Dolayısıyla hayvanların şu anda durumları iyi. Dediğim gibi yaklaşık 40 tane hayvanımız var. 40 tane hayvanımızın içinde
4-5 tane istediğim kondisyona sahip olmayan hayvanlar var. Bizim koşlama sırasında istediğimiz şey nedir? Koşlama sırasında 5 üzerinden, yani kondisyonu 5 olarak kabul edersek 5 üzerinden 3 istiyoruz. 3.5'u geçmesini istiyoruz. Çünkü ne hayvan çok zayıf olmalı ne de hayvan çok obez olmalı. Obez olduğu takdirde de çiftleşmede sıkıntı yaşarsınız. Çünkü yumurtalıklar istediğimiz gibi çalışmaz. Aynı şekilde çok zayıf olduğu zaman da yumurtalıkları istediğimiz gibi çalıştıramayız. Dolayısıyla bizim istediğimiz şey nedir? Bizim istediğimiz şey beslenme. Beslenmeyi doğru beslenme yaparak yapacağız. Şimdi bu hayvanlar yaklaşık günde 8 saat otluyorlar. 8 saat otlayarak istediğimiz seviyeye gelmeye çalışıyorlar. Şimdi bunların içinde 6 tane de Merino Landşaft kuzumuz var. Onları da besliyoruz. Onları tabii ki herhangi bir şekilde koşlama yapmayacağız. Çünkü 7 aylık kuzular. Yani benim tercihim 12 ile 15 ay arası olması lazım. Ki istenilen vücut yapısına ve büyüklüğe ulaşsınlar, istenilen seviyeye ulaşsınlar. Yaklaşık burada 45 hayvanımız var. 45 hayvanımızdan biz 37 tanesini inşallah çiftleştireceğiz, koşlayacağız. Koşlamamıza daha zaman var. Dediğim gibi 4 daha 8, 18 daha koyduğumuz zaman 26 gün gibi 36 gün. 26 günümüz var. 26 gün sonra koçu salacağız. Onu da hep beraber göreceğiz. Hayvanlar mutlu. İçine girip çok fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. Zaten burası Sapanca Gölü. Gördüğünüz gibi Sapanca Gölü'ndeyiz. Şöyle gidersek Sapanca Gölü'nü görebiliyoruz rahatlıkla. Burada bir şekilde hayvanlarımız yaklaşık herhalde bir 10 gün daha burada kalırlar. Çünkü daha yaprakları yiyorlar. Bakın gördüğünüz gibi bu çalılar var. Bunlar da yine şöyle baktığımız zaman evet. Bunlar da diş budak. Diş budak çok hızlı büyüyor. Orada görüyoruz zaten diş budakları. Bunlar diş budak. Şu gördükleri, şu gördüğünüz diş budak. Bunların bir tane fidanı kesin, dikin, kendi kendine çıkıyor. O kadar güzel bir ağaç türü. Ne de kullanabiliyorsunuz? İşte çitlerde kullanabilirsiniz. Ne bileyim yapraklarını hayvan yiyebiliyor. Yaprakları oldukça koyunlar açısından, keçiler açısından lezzetli. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bizim dediğim gibi bu vloglardaki tek amacımız sizinle beraber yaşayarak bir takım şeyleri görmek. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Yaşayarak işte hayvanlarımız otluyor. Çoban koymuyoruz başına. Niye? Çünkü kapalı alan. Tabii ki kontrol altında. Özel kameralarımız var. Dolayısıyla takip ediyoruz. Zaten ev 50 metre ileride. Devamlı bakıyoruz. Gelip ya da burada işte tipiklik yapıyoruz zaman zaman. Burada bir şekilde bakıyoruz. Bizim amacımız hayvancılık yapmak. Biz burada şimdi bazıları geliyor buraya işte abi kiralayayım işte şöyle bilmem ne var falan. Bizim amacımız bir yeri tamamen medeniyete teslim etmek değil. Medeniyet zaten bizi mahvetti. Nereye kadar? Birazcık doğaya ihtiyacımız var. Doğayı korumamız lazım. Ha ben korurum, benden sonrakiler korumaz. Ben ne kadar korurum onu da bilemem. Ama koruyabildiğim kadar, kendi payıma düştüğü kadar korumaya çalışacağım. Çünkü niye? Gelecekte en büyük sorun ne olacak? Gelecekte en büyük sorun beslenme olacak. Bakın bunu iyi kayda alın. Türkiye'de, dünyada buğday sıkıntısı çıkacak. Zaten çıkmaya başladı bile. Dolayısıyla beslenme ve tarım üretici çok önemli. Ama biz tarım ve üreticinin dünya olarak da, ülke olarak da farkında değiliz yeteri kadar. Üretici can çekişiyor şu anda. Birçok koyun, inek kasaba gidiyor, kesime gidiyor. Bunları kurtarmamız lazım. Çok ciddi çalışmalar yapmak lazım. Sadece her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Biz hep beraber el birliğiyle nasıl birbirimize destek veririz? Mesela ben her zaman şunu söylüyorum. Yani tabii ki gazlı içecekler var, onlar var, bunlar var. Ama ayran var. Ayran için, süt için,
Niye? Hem sağlık açısından daha iyi, hem de üretici açısından da sizin onu içmeniz demek. Diyeceksiniz ki ya çok pahalandı. Pahalandı. Kaça alıyorsun bir şişe gazlı içeceği? Yap bir hesabını. Bir 200 cc gazlı içeceğe verdiğin para kaç para bugün? 10 lira. Ben yanlış mı söylüyorum? 7 lira, 10 lira. E bugün sen 500 ml suya bakkaldan aldığın zaman 3 lira veriyorsun. 3 lira, 2,5 lira, 3 lira. Hatta bazı yerlerde 5-6 lira çıkıyor. Peki süte kaç para veriyorsun 200 ml süte? 5 lira veriyorsun. Demek ki burada bir dengesizlik var. Bu dengesizlikten kurtulmamız lazım, korumamız lazım, birlik olmamız lazım, beraberlik içinde olmamız lazım ve birbirimize destek vermemiz lazım. Bugünkü çekimlerimiz bu kadar. Yani burada ben size yani hayvanların otlamaları, farklı yerde otlamaları yani göstermeye çalıştım. Neredeyiz? Haziran ayındayız. Daha Temmuz var, Ağustos var. Dikkat etmemiz lazım. Ama Marmara bölgesindeyiz. Marmara bölgesinde yaklaşık 4 gün boyunca yağmur yağdı. Bu yağmur çok iyi geldi. Bakın yerler hala ıslak. Çamur var. Yani ıslak yerler, nemli. Dolayısıyla böyle olması bizim için çok çok önemli. Biz bir şekilde üretmeye devam edeceğiz. Biraz sabırlı olun. Güzel günler gelecek. Sabredenler mutlaka kazanacak. Biliyorum sabredemeyenler var. Maddi imkanı bitenler var. Allah onların yardımcısı olsun diyorum. Ama inanın bana, sabredebiliyorsanız, otlatma imkanınız varsa bir şekilde yaşamaya çalışın. Yaşamak zorundayız. Üretmek zorundayız. Bu ülke için, bu ülke insanı için, tüketim için üretmek zorundayız. Ve dolayısıyla biraz daha sabretmemiz lazım. Evet. Buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, hatta tüm hayvanlarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın. Şöyle de bir poz. Evet.